Herkese merhabalar. Bugün Bartın caddelerindeyiz. Biliyorsunuz ki hafta sonu yine kısıtlama geldi. Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var. Koronavirüs vaka sayılarında artış var. Bu artışı vatandaşlara soracağız, esnaflara soracağız. Bakalım onlar ne söyleyecek, neler söyleyecekler. Hep beraber izleyelim. Sence bu vaka sayıları neden artıyor? Sebepleri neler? Vatandaşın bilinçsiz olarak hareket etmesi, yani pandemi önemsememeleri, yani başta bu geliyor. Kimse yani bunu üzerine düşen bir görev olarak görmüyor. Bana bir şey olmaz havasıyla oluyor. Bu da olumsuz pandemi sürecinde vakaları artışa neden oluyor. Evet, maalesef pandemi süreci gerçekten çok kötü. Hem vatandaşı hem esnafı muazzam derecede kötü yönde etkiledi. Bu pandemi süreci de sivil vatandaşlar gibi esnaflar da çok muazzam derecede gelir kaybına uğradılar. Bu da vatandaşı hem ruhen hem fiziken hem manen kötü yönde etkiledi. Minibüsçü esnafını da çok kötü etkiledi. Tabii neden arttı? Nedenine gelince insanlarımız bu konuda biraz duyarsız maalesef. Televizyonlarda, görsel basında, yazılı basında her ne kadar telkinde bulunulsa da, öneride bulunsa da insanlarımız bu konuda maalesef gerekli itinayı göstermiyorlar. En büyük etkenlerinden bir tanesi bu. Sebep dikkatsizlikten. Kesinlikle. Şimdi kafelere baktım, oturuyorlar bayan, erkek, hiç maske takmıyorlar. Yani bu memleketimiz için, bu bir savaştır yani. Bu savaşta biz mücadele etmeliyiz. İnşallah hayrımız olur. Neden vakalar arttı? AK Parti'nin yaptığı şeyleri, kongreleri 17'den. Başka türlü... Hayır, senden geçen gün hastaneye gittim. Hastane hiç öyle şey yok, bakım yok. Herkes birbirinin üstünde. Herkes birbirine yakın, uzaklaştırma yok. Hatta benim hanım film çekmeye indik aşağıya. Virüs hastası geldi, o bile oraya girdi. Düşün yani. Yani hastanede bile yani öyle şey yok. Ya öncelikle ya insanlar gerçekten hani evlerde çok sıkıldılar. Hani normalleşmeyi tamamen bir pandemi bitmiş gibi düşündüler. Bir anda evlerden çok fazla aşırı derece deniz kenarlarına, sahillere, hafta sonu özellikle cumartesi, pazar, çarşıya çıkmalar bayağı bir arttı. Millet biraz dikkat etmedi. Benim kendi kişisel görüşümce masalarda örnek veriyorum fazla oturmalar oldu. Yemek yerlerinde, ıvır zıvır yerlerde, kafelerde olsun, kahvelerde olsun biraz sosyal mesafeye dikkat edilmedi. Bir anda da o yüzden benim tahminimce hızlı bir şekilde artış yaşandığını düşünüyorum yani. Abi sebep insanlarımız abi. Başka bunun hiç sebep mi? Abicim her yer Amasya'ya gidiyorlar, gezmeye gidiyorlar, Karaçay'a gidiyorlar. Kafeler dolular. Hayat yani böyle olduğu zaman olan bizim şey esnaf arkadaşlarımız oluyor. Aynen. Yani yasaklar bunun yüzden mi başkanım? Sen de tur acentesisin, bir esnafsın. Sizi çok fazla etkiledi bu pandemi. Konuyla ilgili ne söylersin? Ya süreç nasıl etkileyecek? Hafta sonu bir Kapadokya turumuz vardı. Şu anda belirsiz. Turumuz iptal olabilir. Bize tabii bu bizi maddi olarak çok sıkıntılara soktu. Şu anda bir böyle bir kıpırdama vardı piyasada. Hafta sonları yine tur mur yapıyorduk. Yani bir hareketlik yavaş yavaş başlamıştı. Ama şu anda vakalar arttı. Bekliyoruz. Artık yani ileriye düşüncem araç sayısını azaltmaya yönelik bir planım var. Kısıtlamaya var. Biz araçları düşürsek de sayısını da düşürsek, küçülmeye de gitsek, bizim vergilerimiz, giderimiz yine aynı. Bekliyoruz. Yani başından beri bütün şeyleri bize yüklediler. Sanki bizlerden yayılıyormuş gibi. İşte kongreler yapıldı, bilmem neler yapıldı. Oralarda hiç bulaşmıyor. Sadece küçük esnafın dükkanında bulaşıyor. İki kişiden fazla oturtturamıyorduk. Geriden geliyoruz. Ya hazırda da bir şey kalmadı artık. Hazırı da yedik. Geriden geldi. Eksiden geliyoruz. Kapatmak da bir çözüm değil yani. Biz her kapattığımız gün eksiye gidiyoruz yani. Kredilerimizi ödemiyoruz, kiramızı ödemiyoruz. Elektrik faturası gelmiş, hatta göstereyim. Bu 2 aylık fatura. 700 milyon fatura gelmiş ikisi.
Sadece elektrik faturası. Sadece elektrik. 400 doğalgaz gelmiş. Zaten çay satıyoruz. Oyun oynatamıyoruz. Aynen. Sattığımız çayla döndürmeye çalışıyoruz. Yani o da dönmüyor. Minibüsçü olarak tabii tüm esnaflara verilen destekler gibi araçlarda şoför olarak çalışan arkadaşlarımız kısmi ödenek desteği aldılar. Küçük işletmelerde belli bir miktarda 2 aylık, aylık 1500 liradan 3000 lira gibi bir devlet desteği aldılar tabii. Alıyoruz. Aynen dediğiniz gibi bunun içerisinde fabrika servisleri, 8 yıllık eğitim gören büyük okulların öğrenci servisleri çok büyük zarar gördüler. Toplumun her kesimi bu pandemiden nasibine düşeni aldı desek yeridir yani. Ya şimdi ben kendi açımdan söylersem benim çevremde çok fazla bir oturma alanı yok. Hani şehir merkezinde dükkanım. Cumartesi pazar günleri ben açamıyorum kimse gelmediği için. Çünkü dükkanım yürüme mesafesinde değil. Ama vergi levham kuru yemiş olduğu için açma iznim var. Kimse gelmediği için açmıyorum. Mahalle bakkalları ıvır zıvır hani o tarz yerlerde birazcık hareketlilik oluyor. Ama yine ne dersek diyelim sadece kendi sektörüm değil diğer sektörleri de düşünürsek yani cumartesi pazar günleri kapalı olması esnafı maddi açıdan bayağı bir zora sokuyor. Bizi çok etkiledi. Geçen seneden beri yani doğru düz bir düğünümüz olmadı. Yani peki destek alabiliyor musunuz devletten ya da hayır. Hiç destek alamadınız mı? Hayır, alamadım. Peki bu sezonda yine olmaz günler nasıl geçeceksiniz? Hiç iyi beklemiyoruz. Yani kötüye gidiyor her gün. Belki bayramdan sonra açmayacaklar. Ya açacaklar 2 ay sürecek. Geçen sene gibi. Bir anda kapatacaklar. Abi çok etkiledi. Yani geçen sene hiç para kazanamadık. Söyleme sahip. Yani bundan da evi geçindirmeye çalışıyoruz ama yani düğün sezonu bize yine kış günü odunumuzu, kömürümüzü almaya yardımcı oluyordu. Yani her şey vurdu yani bu koronavirüs. Bizim şu vaka sayısının artması yine düğünlerin tedirgin etti. Yapıldı. Zaten olmayacaktı başkanım. Zaten o bir saatlik düğün zaten millet yani kimse o parayı vermez zaten. Artık nikatlara bir saatinde işler bitti. Düğün işleri bitti başkanım. Altındaki kafeler hınca hınç dolu. Hiç sayı sınırlaması yok. Oraları denetleyemiyor artık bilmiyoruz. Ama bize gelince bir baskı var. Yani geliyorlar 2 kişi, 3 kişi oturamaz, ayakta dahi duramaz, yanaşamaz. Burada ön tarafta sigara içiremezsin, arkada içireceksin. Öbür tarafta içiriyorsun, bana geliyor, içiremezsin diyor. Yalıda gidiyoruz bakıyoruz, yani benim masam 110 santim. 50 santim masada 7 kişi oturuyor, 5 kişi oturuyor. Masaları birleştirmişler 10 kişi oturuyor. Ama biz 110 santim masamızda 2 kişiyle kalıyoruz. Hadi 3 kişi oldu şimdi. 60 santim ara aç dediler. 3 kişiyi çıkardılar. Yeterli destek alabildiniz mi esnaf olarak? Bir tek esnaf kefaletten çekilen Halk Bankası'nın verdiği o krediden yararlandık. Az da olsa hani yaralarımızı kapattı yani. Devletten şu ana kadar bir aldım. Sadece 2 tane şoförüme alabildim. Kısa çalışma ödeneği. Diğer şoförlerime çalışanlara alamadım. Ne kira desteği verdi devlet, ne hibe desteği verdi devlet. Biz herhalde ya çok para kazanıyoruz, ya çok iş yapıyoruz. Bize çıkmadı. Hayat bitmeyecek gibi gözüküyor. Bu koronavirüs yani aşı da olsa bu ömür boyu bizden gidecek gibi gözüküyor Sayın abi. Peki bu koronavirüs nasıl düzelecek sence? Öyle bir ihtimal var mı? Şu anda düzelmesi, bu şartlarda düzelmesi biz hep aşıya ümit ettik. Eğer Türkiye'nin %50'si yaş ortalaması işte 30'lara kadar aşılanırsa belki o zaman düzelir. Bir de ağzında maskesiyle çay içemez. Hiç kimse ağzında maskesiyle yemek yemez. Kafeteryada oturanları görmüşsünüzdür. Hiç kimse ağzında maskeyle yiyip içemediğine göre yani büyük ölçüde buralardan yani büyük vakaların artışı bu. Bu sektörü özellikle bu sektöre daha fazla destek verip açmayabilirdi. Maddi açıdan çok sıkıntılar çekiyoruz. Bankalarda sağ olsun hiç faizde veya sıkıntıda şu anda yardımcı olan hiçbir banka yok. Yani önceden bizden banka müdürleri randevu istiyordu. Şu anda banka müdürleri kapı yani bize yani yüzümüze bakan bile yok. Şu anda bankalar bile biliyor hiçbir esnafın işi düzgün olmadığından. Kazancının iyi olmadığından dolayı hep bir şeyler veriyoruz diyorlar ama ben esnaf olarak görmedim. Bizde benim birçok esnaflığım var. Ticari taksi çalışma işim var.
ne bileyim yıkama, temizlik sektöründeyiz, turizm sektöründeyiz. Ama yani bu kira desteği 500-750 bunlar stopajına yetmiyor. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Hani devletin de burada fazla yapacağı bir şey yok gibi gözüküyor. Ya yani insanların tamamen bilinçlenmesi lazım. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapması lazım. Ama insanları eve kapatamayız. Çünkü herkesin borcu var. Borcu olmayan vatandaş yok. Bugün ya büyük şirketlerin de var borcu. Çalışması lazım. Biz borçlanmaya yönelik gitmişik. Yani ne bileyim, Allah herkese yardımcı olsun. Hani benim kendi düşüncem zaten ayda cumartesi pazarları kapata kapata ciddi bir sayı rakam yapıyor. Mesela bir ayda diyelim 8 gün yapıyor. Örnek veriyorum ya, 8 gün kapalı kaldıktan sonra acaba hani olur mu olmaz mı, ona çok fazla bir kafa yormadım. Ya bir 15 gün Türkiye kapanabilir diye tahmin edebiliyorum. Hani ne bileyim yani, böyle bir ay acaba kapansak veya bir 15 gün kapansak biz bu virüsü atabilir miyiz? Bu koronavirüs davasını benim kanımca, tabii aklımızın erdiği kadarıyla, insanlarımızın duyarlı olması çok önemli. Aile büyüklerinin genç nesile ve küçük çocuklara pek bir şey söyleyemem ama özellikle genç nesile tedbirler konusunda, temizlik, hijyen konusunda itinayla öneride bulunmaları, sürekli telkinde bulunmaları şart diye düşünüyorum. Özellikle toplu halde insanların bir araya gelmelerinden mutlaka ve mutlaka kaçınmaları lazım. Çünkü farkında olmadan, kendi sağlığımızı genç olmamız hasebiyle düşünmesek bile, yaşlıların da hayati tehlikeye girmesine sebep olmak var bu işin ucunda. Her birey, her aile bireyi, sorumluluk sahibi olan her bireyin mutlaka önce kendi ailesinde, sonra yakın eş, dost, akraba grupları içerisinde bu tür telkinlerde bulunmaları lazım diye düşünüyorum.